Kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hepsiniz var. Şehrin dinamikleriyle ilgili, şehrin ekonomisiyle ilgili, şehrin beklentisi olan projelerimiz var. Bu projelerin başında Güney Çevre Yolumuz geliyor. Bu projelerin başında Giresun Şehir Merkezi'ni ilgilendiren sizin ya da kamuoyunun dalçık olarak tabir ettiği ama aslında bir kod farkından dolayı köprülü kavşak olarak nitelendirilen projeler geliyor. Belki Giresun merkezini, ilçelerini, köylerini, civar köyleri ilgilendiren yüzyılın projesi diyebileceğimiz içme suyu problemi projeleri geliyor. Özellikle ikinci organize ve birinci organize sanayi bölgesinin şehrimize neler kattığını sizler de yakinen biliyorsunuz. Bizler de bunun bizzat takipçisi olduk ve şehrimize kazandırılması noktasında da elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu bağlamda Esfiye ve Tirebolu ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesi, Göreli Çavuşlu ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi özellikle takibimiz olacak. Hem de yeni dönemdik. Özel bir gündemimiz yok. Sizlerle sohbet için. Ankara'da milletvekilleri olarak yeminimizi yaptık. Resmi olarak görevimiz başlamış oldu. Cumhurbaşkanımız da geçen hafta mecliste yeminini yaptı. Külliyede işe göreve başlama töreni düzenlendi. Orada bir şey çok dikkatimi çekti değerli arkadaşlar. 14 Mayıs'ta AK Parti kazanamasaydı ya da Cumhur İttifakı çoğunluğu almasaydı Azerbaycan'ın ve bölgenin toprak bütünlüğünü tartışmaya açacak Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan deniliyor. Külliyedeydi. Azerbaycan Başkan Devlet Başkanımızla yan yanaydı. Büyük devlet olmak budur arkadaşlar. Dünya lideri olmak budur. İnşallah hem bölgede hem de dünyada liderler, devlet adamları teker teker ülkemizin, devletimizin, liderimizin, cumhurbaşkanımızın büyüklüğünü kabul edecekler. Sevindirici gelişmeler var. Giresun'umuzdan bir bakanımız var. Mehmet Fatih Kacır. Önceki dönem İstanbul Milletvekilimizin oğlu Ünal Kacır Bey. Ünal Kacır Bey, Şebin Karahisarlı aile olarak. Dolayısıyla kendisini mecliste yeminden sonra tebrik ederken ayaküstü konuştuk. Kendisi dedi Sayın Vekilim Giresun'a ve Şebin Karahisar'a güzel şeyler yapmamız gerekiyor diye. Biz de dedik ki inşallah beraber Rabbim nasip etsin. Biz Ünal Kacır Bey ile babanızla çalıştık. İnşallah sizlerle de uyumlu bir şekilde çalışırız dedik. Hizmetlerin Ankara bürokrasisinden geçtiğini biliyoruz. Tecrübelerle sabittir. Dolayısıyla Ankara'da Giresunlu bürokratımız ne kadar fazla olursa bizim elimiz o kadar rahatlar. Sayın vekillerimiz de sadece Giresun vekilimiz değil, Bolu ve Ordu vekilimiz de Tarım Bakanımıza yaptığımız bir ziyarette Giresun'da aday adayı olmasına rağmen hocama söylüyorum. Evet. Mustafa Özkaya Bey'in genel müdür olması için CV'yi beraberce iki ili daha yanımıza aldık. Hem Bolu hem Ordu Tarım Bakanımıza Mustafa Bey ile alakalı CV'yi sunduk. İnşallah bundan sonra da aday adaylığı ya da başka şey ile alakalı bürokratlarımızla ilgili bir endişemiz olmadan Ankara'da bürokrat yapmaya çalışacağız, çoğaltmaya çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Şimdiden çalışmalara başladık. Kısa. Kiralama ve alan açacağız. Biraz önce verdiğim örnek bin dönümlük Keçilik'le Kulakkaya'nın kesiştiği noktada bin dönümlük bir milli park ilan etmiştik. Oraya da zar zor görüntüyü bozmadan orman havasına ve atmosferine uygun bir otel yapılması için çok uğraştım. Ve dış görünümünü orman ağaç kaplamalı şekliyle o zamanki müsteşarımızla pazarlık ettik. Zar zor bir otel projesi koydurduk. Bizden sonra arkadaşlar ihaleye çıktı.
bize söz veren, otel yapacağını ve büyük tesis yapacağını söz veren arkadaşımız alamadı. Bir başka arkadaşımız aldı. Şu anda yine çalışıyor ama dediğimiz misyona kavuşturulamadı. Bundan sonra büyük iş adamlarımıza, o bölgede büyük turizm alanları, hatta kayak turizmi ile ilgili kayak kış turizmine yönelik çalışmalarımız da var. İnşallah zamanla bunlar belli bir seviyeye geldikten sonra sizlerle paylaşacağız. Geçmiş günlerdeki yaşadığı süreçleri, doğal afetler bağlamında, sağlıkla ilgili COVID süreci bağlamında ve Allah bir daha göstermesin darbe süreci bağlamında kaybettiğimiz yıllar var. Ve bu yılların telafisi için bundan sonra hem bu eksikleri, o kaybettiğimiz yılların eksikliğini hem de önümüzdeki Türkiye yüzyılının hedeflerine doğru gitme noktasında dünyanın umudu Türkiye ve Türkiye'nin umudu şu andaki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız önderliğindeki bir iktidar bağlamında bir çalışmaya başlamış durumda. Öncelikle bu yeni dönemin memleketimize, milletimize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. İşte burada da daha önceden yapılmış, planlanmış, başlatılmış projelerimiz var. Gerek bakanlarımız, gerekse önceden Giresun'a hizmet etmek üzere seçilmiş milletvekillerimizin kaldığı yerden, bıraktığı yerden bunları sürdüreceğiz. Elbette Giresun için planlanan şeylerin takibi, hızlandırılması bu dönemde biraz daha kolay olacak. Çünkü bazı tabii sıkıntılar, COVID süreci gibi, deprem, sel felaketleri gibi, darbe süreci gibi süreçleri bıraktık, geride bıraktık. Şimdi yeniden çok daha güzel bir ortamda, daha hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirmek, bir an önce bitirmek gibi bir hedefi gayet rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Bağlantı kuracağımız, köprü kuracağımız aracımız olursa bu bağlamda daha fazla hizmet vereceğini biz de düşünüyoruz. Tabii burada bizim tek talebimiz şu olabilir, mevcut bürokratlarımızın çok çalışkan olarak kendilerini öne çıkarmaları ve aranan elemanlar olarak kabul edilebilir noktada olmaları ve kendilerini öne çıkaracak projeleri geliştirmelerini bizim işimizi kolaylaştırmalarını arzu ediyoruz. Özellikle AK Parti iktidarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize hizmet ediyoruz.